Hepinize merhabalar. Ben Burhan Keleş. IEEE Computer Society komite üyesiyim. Bugün konuğumuz Erbil Yakışkan bizlerle olacak. Kendisini alalım. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyidir, ben de Sen teşekkür ediyorum. nasılsın? Öncelikle Erbil Yakışkan kimdir? Kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Erbil Yakışkan. Ben ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinde lisans eğitimi aldım. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği, daha sonra yine ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinde yüksek lisans eğitimime başladım ve orada 2 sene boyunca asistanlık yaptım. Daha sonra akademik hayatta devam etmemeye karar verip sektörde çalışmaya başladım ve Norveç'te şu an çalıştığım Ragnarok Geo isimli şirkette bir makine öğrenmesi mühendisi olarak işe başladım. Yüksek lisansımı da zaten makine öğrenmesi konuları üzerine yapıyordum. Tabii daha sonra konuşmamızda da bahsedeceğimiz üzere hani makine öğrenmesi dışında pek çok alanla da devam etme fırsatım oldu şu an çalıştığım şirkette. Yani genel olarak böyle özetleyebilirim. Peki şu anki şirketiniz ne üstüne çalışıyor? Şu anki şirketimiz, biz sismik verilerin yorumlanması üzerine çalışıyoruz. Bu sismik verilerin yorumlanmasını biz petrol ve doğalgaz alanındaki keşifleri kolaylaştırmak için yapıyoruz. Şu anda işte pek çok ülkenin hani deniz altında petrol ve doğalgaz rezervleri aranıyor. Bu rezervler aranırken de işte hani keşif yapmanın bir yolu sismik veriler üzerinden keşif yapmak. Şimdi bizim elimize gelen bu sismik verileri makine öğrenmesi teknikleri kullanarak yorumlamaya çalışıyoruz. Burada yorumlamak dediğimiz yer altında kalan jeolojik yapıların da tespit edilmesi diyebilirim. Bu yapıların tespit edilmesi daha sonra petrol ve doğalgaz keşifleri konusunda yardım sağlıyor. Şu anda bu makine öğrenmesi kullanılmadan yapılan, daha jeoloji mühendislerince yapılan yorumlamalar, yani çıkarılan sismik verinin yaklaşık olarak %1'ini kullanırken ki bu sismik veri hani elde edilmesi yani yüz milyonlarca dolar harcanılan bir alan ve çıkan verinin sadece %1'i kullanılırken yorumlamalarda biz bunun tamamını makine öğrenmesi algoritmalarımızla kullanıma sokup aynı hem daha hızlı hem de daha isabetli yorumlamalar yapmaya çalışıyoruz bir şirket olarak. Bu şekilde bir değer katmaya çalışıyoruz. Şu anda Umman'ın devlet petrol şirketiyle yaptığımız bu projede bu şirkete uzun vadede 500 milyonla 1 milyar dolar arası isabetli keşif kaynaklı zarar düşürmeye çalışıyoruz. Yani aşağı yukarı 500 milyonla 1 milyar dolar arası bir keşif zararından kurtulacaklarını tahmin ediyoruz. Peki az önce biz yani %1'ini normalde kullanabiliyorken makine öğrenmesiyle %100'ünü kullanabiliyoruz dediniz. Onun nasıl yapılıyor genel olarak küçük bir özet geçebilirsek? Tabii. Şimdi bu sismik veriler çok büyük alanlar için toplanan veriler ve çözünürlükleri de nispeten yüksek bu büyük alanlar için. Yani işte hani her iki yöne yani kuzey, güney ve doğu batı yönlerinde böyle 300, 400, 500 kilometre alan için veri toplanırken verinin çözünürlüğü işte 1 metre, 2 metre civarında oluyor. Bu da elimizde çok büyük bir verinin olmasına yol açıyor. Bu alanlarda eğer hani elle yapılması gerekirse ya da gözle böyle bakılarak yapılması gerekirse bu yorumlamanın
Bu verilerin tamamını jeofizikçiler kullanamıyor. Yani kullanamamasının sebebi de o kadar alanın tamamını yorumlamak çok zor oluyor. Onun için daha aralıklı yorumlamalar yapıyorlar diyebilirim. Yani mesela her metrede bir için bir yorumlama sonucu çıkarmaktansa 10 metrelerde, 100 metre, 100 metrede birlerde yorumlar çıkartıyorlar. Bu durumda o arada kalan verinin kullanılmamasına yol açıyor. Biz bu verileri de kullanıp bu verileri de bu işin içine katıp, çünkü o tamamen otomatize edilmiş bir süreç olmasını bekliyoruz en sonunda. Tabii bu, yani şu an için belli bir kalite kontrol yapılması gerekiyor ama sonuç olarak çıkarmaya çalıştığım şey tamamen otomatize edilmiş ve verinin tamamını kullanan, aralıklı değil yoğun bir şekilde yorumlama yapan, alanın tamamını yorumlama yapabilen bir yazılım üretmeye çalışıyoruz. Tamamdır. Bir de az önce hani machine learning engineer olarak girmiştiniz ama hani farklı şeylerle de uğraştım dediniz. Genel olarak hani nasıl işliyor bu? Hani startup şirketine girdiniz. Hani öyle mi kalıyorsunuz yoksa değişiyor mu? Ha, güzel bir soru. Tabii machine learning engineer olarak ben girdim. Şimdi bizim genel olarak sistemimiz şöyle. Bizim bir işte makine öğrenmesi modellerimiz var. Daha sonra internet üzerinden kullanıcılarımıza sunduğumuz bir arayüzümüz var. Ve bu makine öğrenmesini çalıştıran modellerin bulunduğu sunucularla bu arayüzü birleştirmek için kurduğumuz, arada bir bağlantıyı sağlayan bir API'miz var. Bu API, işte API'ye belli komutlar geliyor. Yani işte mesela bu şu sismik verinin bu alanını yorumla tarzı bir komut geliyor. Daha sonra bu bizim API tarafında çalıştırılıyor ve yine API server tarafında çalıştırılıyor ve API üzerinden tekrar bizim kullanıcı arayüzümüze geri gönderiliyor ve bu şekilde kullanıcılarımız bu çıkan sonucu görebiliyorlar. Tabii biz bir startup olarak biraz küçük bir şirketiz. Yani özellikle bu pandemi döneminde de petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber biz direkt petrol ve doğalgaz şirketlerine çalıştığımız için bir miktar kaynak sıkıntısı çektik ve çok da büyüyemedik. Ondan sonra onun için şu an toplamda şirkette 4 yazılımcı, bir jeofizikçi ve bir de CEO var. Ondan sonra bu şekilde çalışıyoruz. Öyle olunca hani 4 yazılımcı, işte İhtiyaçlar değişiyor. Makine öğrenmesi tarafında çok fazla geliştirme yapılması gerekmiyorken arayüzde çok aniden bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Onun için ben şu an her tarafta aslında her tarafta bir miktar iş yaptım. Yani bizim işte server backend kısmında da çalıştım. API kısmında da çalıştım. Arayüz kısmında da çalıştım. Pek çok böyle Pek çok farklı teknolojilerle haşır neşir olma şansım oldu. Peki teşekkür ederim cevabınız için. Hani az önce şey dediniz böyle korona döneminde finansal sıkıntı oldu dediniz. Peki nereden yatırım alıyorsunuz peki? Hani korona öncesinde nereden alıyordunuz? Şimdi neler oldu? Yani şöyle, bizim şirketimizin genel olarak planı, yani bizim şirketimizin genel olarak planı şu: yani biz proje bazlı çalışıyoruz şu anda. Pek çok farklı şirketlerle proje yapıyoruz. Yani aslında yakın zamana kadar sadece Uman'ın petrol şirketiyle proje yapıyorduk ama şimdi son 3-4 gün içerisinde belli olan bir şekilde iki tane farklı uluslararası şirketle de projeye yapmaya başlayacağız gibi görünüyor. Biz bu projelerin çıktılarını sadece hizmet ettiğimiz şirketleri değil, kendi ürünümüze de aktarmaya çalışıyoruz ve böylece proje bazlı değil, ürün bazlı bir modele geçmeye çalışıyoruz. Ya böyle şey,
şirketten de bir miktar yatırım alıyoruz. Bu şirketlerden bir miktar, yani yatırım gibi demeyin de hani proje için para alıyoruz. Onun dışında bağımsız yatırımcılar Mor ve Çeşilisi'ndeki bize miktar yardımcı oluyorlar. Yani yatırımcılar dedim, bu startuplar için startupları yani yatırım yapan işte yatırımcılardan bir miktar yatırım alıyoruz. Onun dışında bir miktar devlet desteği de alıyoruz. Bu bir araştırma geliştirme projesi olduğu için. Yani genel olarak bu şekilde, yani bir miktar devletten, işte bir miktar projelerimizden gelen parayla çevirmeye çalışıyoruz. Bir miktar da yatırımcılardan alıyoruz. Yani bu angel investor dedikleri, daha startup'ın hani kazanç modeli tam olarak belirli değilken gelen yatırımlardan da bir miktar faydalanıyoruz. Peki korona döneminde finansal sıkıntılar çektikleriniz. Ayrıca şey de soracağım. Korona döneminde herhangi bir işten çıkartma oldu mu ya da eksikleri kim tamamladı? Korona döneminde finansal sıkıntılar çektik. İşte dediğim gibi tam o dönem petrole olan talebin de çok büyük miktarda düşmesiyle ve petrol fiyatlarının yarıdan daha fazla bir iniş yaşamasıyla bizim de tabii karlılık potansiyelimiz bir miktar düştü ve pek çok daha önceden de konuşmakta olduğumuz ve proje almak üzere olduğumuz pek çok şirket bizimle proje yapmamaya karar verdi. Çünkü onlar da finansal açıdan zor bir duruma gelmişlerdi. Ya bu durum bizi de tabii kötü etkiledi. Çünkü bizde de hani yapacak iş olmamaya başladı bir dönem gerçekten. Hani şirkete gidiyoruz ama yapacak iş yok, yani proje yok elimizde. Bu nedenle bir süre geçici işten çıkarmalar oldu. Yani benim şirketimdeki insan en azından bunun benim için zor bir durum oldu. Çünkü başka bir ülkedenim ve özellikle hani daha yeni geldiğim için tam Norveç'te pek sosyal yardım almaya da hak kazanmadığım için hani ve başka bir ülkeden olmam sebebiyle beni mümkün olduğunca daha az o durumda tutmaya çalıştılar. Ama evet bir süre öyle bir zaman yaşadık. Yani tabii startuplar için finansal sıkıntı yaşamak çok ya beklenebilir bir durum. Yani sonuç olarak işte belli bir karlılık modeliniz yok. Yani onun için startupsınız. Hani çok büyümeye çalışıyorsunuz ama bir anda büyümeye çalıştığınız alan yani çöküşe geçiyor bir dönem. Yani her startup'ın başına gelebilecek bir durumdu. Bizim başımıza geldi ama şimdi her şey normale döndü. Yani herkes tam zamanlı çalışıyor. Hatta ufak bir işe alma düşünceleri bile yavaş yavaş dillendirilmeye başlıyor. İşe fazladan başka kişiler alma, başka yazılımcılar alma düşüncesi de ciddi ciddi dillendirilmeye başladı son zamanlarda. Teşekkür ediyorum cevabınız için. Ayrıca mesela hani Norveç'te startup'ta çalışmanın herhangi bir zorluğu var mı normal bir işte çalışmaktan? Hani Türkiye ile farklarında mesela iş arkadaşlarınız nasıl davranıyor? Hani iyi anlaşabiliyor musunuz? Sıkıntılar yaşıyor musunuz? Tabii şimdi buraya geldiğimde yani biraz şöyle bir şanssızlığım da oldu. Ben buraya geldikten 2 hafta sonra falan bütün dünya korona sebebiyle kapanmaya başladı. İşte ofise gidememeye başladık, insanları görememeye başladık ama yine de bir şekilde yani iletişimimizi sürdürdük. Özellikle yazında bir miktar daha böyle ofise gidip gelmeler de çoğalmaya başladı. İnsanları görebilmeye başladım. Yani insanlarla yani anlaşılıyor. Hani sonuç olarak herkes insan yani ve belli bir iş yani yapmaya çalışıyoruz. Yani sadece hani kültür tabii biraz farklı oluyor. Şimdi mesela işte Türkiye'de mesela birisiyle tanışmak için ne yaparsın? İşte bir oturursun, kahve içersin. İşte iş dışında arada böyle bir yerde oturursun, muhabbet edersin falan. Buradakiler biraz daha böyle aktivite üzerine kuruyorlar. Hani bir yerde oturup muhabbet etmiyor. Mesela sıkıcı buluyorlar. Norveç insanların soğuk bulunma, yani bu kuzey insanların soğuk bulunma sebeplerinden birisidir. Mesela ama mesela onlara desen ki hadi gel şöyle bir şey, hadi gel koşmaya çıkalım ya da işte hadi gel atıyorum dart oynamaya gidelim falan dediğin zaman, mesela bir aktivite olduğu zaman işin içinde, o zaman daha mesela cana yakın oluyorlar, şey yapıyorlar.
yani konuşabilir. O bir kültür farkı. Bizde de mesela önce çok iyi arkadaş olursun, ondan sonra dart oynamaya çıkabilirsin birisiyle gibi. Hani ters işliyor. Ama yani tabii ya işte iletişim kültürü genel olarak hani bence her yerden her yere değişiyordur. Yani biz şimdi Türkiye'de mesela insanlarla iletişim kurmaya alışığız. Onun için hani başka ülkelerde insanlarla iletişim kurmak daha zor geliyor. Ama burada da biraz öyle. Yani insan, biraz böyle kendini açık tuttuktan sonra ve işte karşıdakilerin beklentisini anladıktan sonra bu iletişimi kurmak daha da kolaylaşıyor. Mesela şey hani farklı olan şeylerden bir tanesi de mesela burada işte 8 saat çalışma zamanı mı var? Yani o 8 saat içerisinde insanların başka bir şey yaptığını göremezsin yani. Hani yok atıyorum şey işte yok Facebook'a girdin, yok sigara molasına çıktın, yok işte bir şeyler yaptın falan. Yemeklerini bile ya yarım saatten kısa sürede yiyorlar ya. Hani şey işte normalde Türkiye'de bir öğle arasına çıktığında şirkette İşte bir saat çıkarsın, hatta böyle çok takip edilmiyorsa 2 saat çıkarsın öyle dönersin yani. Burada hani bir şey adamlar çıkıyor yemeği yiyor, o son lokma girdi mi anında çalışmaya geri dönüyorlar. Mesela bu çok farklı bir kültür bence Türkiye'deki, yani Türkiye'dekinden. Ve çok önemli de bence yani gerçekten şey çok hani burada hep bu kuzey ülkelerinde şeyden bahsedilir. İşte çalışma sosyal hayat dengesinden bahsedilir. Yani buradakiler sanki böyle daha az zaman çalışıyormuş da işte daha çok kendilerine zaman ayırıyormuş gibi. Yani doğrudur. Hani burada gerçekten günde 8 saat çalışırlar. Ondan sonra da bir daha bulamazsın adamı. Ama o 8 saati de çalışıyorlar yani. Hani çok aktif bir şekilde, çok verimli bir şekilde çalıştıklarını düşünüyorum. Hani belki de o dengeyi sağlamanın bir sağlıyor olmalarının bir sebebi de odur yani. Work hard, play hard diyorlar İngilizce'de. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bir de ayrıca şey soracaktım. Birazcık daha teknik bir soru olacak ama hani yazılımı geliştirirken hangi dilleri kullanıyorsunuz? Frontend'de ya da backend'de neler Güzel bir oluyor soru. aslında arkasında işlerin? Şimdi bizim backend'de işte machine learning algoritmalarını geliştirmek için genelde Keras kullanıyoruz. Keras bir derin öğrenme kütüphanesi. Keras'ı Python üzerinden kullanıyoruz. Yani programlama dili Python ama Keras'ı bir framework olarak kullanıyoruz. Onun dışında işte yani yine verileri manipüle etmek için işte NumPy ya da QPy kütüphanelerini kullanıyoruz. QPy, NumPy'in şeyde çalışan versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Bu GPU'da çalışan versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Paralel işlem yeteneğini arttırıyor. Yani onun dışında API için yine Python üzerinden Flask diye bir framework kullanıyoruz. Bu API yazmak için kullanılan bir framework özel olarak. Yani tabi bu teknolojilerin hepsini de bu arada değerlendiriyoruz. Yani böyle şey gibi değil. Hani biz bu teknolojiyi seçtik artık sonsuza kadar bunu kullanacağız gibi değil de yani şu an biz bunu kullanıyoruz diye düşünüyoruz. Şu an bu saydığım her şey için hani dönem dönem alternatifler de gündeme geliyor. Belki NumPy için değil, o artık çok temel bir şey oldu da. Yani onun dışında veri tabanları için SQL Alchemy kullanıyoruz. Yine şey Python üzerinden çalışan bir veri tabanı framework'ü. Öteki taraftan front-end tarafında JavaScript kullanıyoruz. Yani işte JavaScript şey React kullanıyoruz. Onun dışında da işte bu 3 boyutlu görselleme için 3JS diye bir tane framework var. Ben bayağı seviyorum açıkçası. Yani güzel görsellemeler yapıyor. Bu 3 boyutlu sismik veri görsellemesi için kullanıyoruz. Yani öyle genel olarak hani ama şeyde domine eden, yani front-end'de domine eden kısım
React oluyor tabii daha çok. Yani onun altında neyi çalıştırabileceğimiz şeklinde gidiyor yani öyle söyleyebilirim. Ya, teşekkürler. Bir de ayrıca makine öğrenimi sürecinin nasıl işlediğini kısaca bir anlatabilir misiniz? Hani tamam Python'la yazılıyor ya da frontend'de Java kullanılıyor ama nasıl kullanıyorsunuz? Siz nasıl kullanıyorsunuz? Nasıl işliyor? Ya tabii şöyle şimdi ya normalde mesela makine öğrenmesini düşündüğünüz zaman yani derste görülen makine öğrenmesini düşündüğünüz zaman mesela işte ne var? İşte köpek resmi veriyor. Orada bir tane vektör oluyor işte. Orada köpeğe denk gelen vektöre bir diyor işte. Ona bir deniyor. Ondan sonra o aynı output'u işte bu deep learning algoritmasının vermesini bekliyorsunuz falan tarzı bir şey oluyor. Tabii şimdi biz gerçek veriyle çalıştığımız zaman bu olay biraz değişiyor. Yani nasıl değişiyor? Şimdi mesela bizim sismik verilerden bir tanesi işte böyle terabaytlara kadar ulaşabiliyor mesela. Yani şimdi işte bir alan geliyor böyle sismik veride 1 terabayt var. O kadar memori yok dünyada yani ne yapacağız? Onun için bu bizim bu durumu biraz yani bu veriyi de gösterimleri de bundan sonra nasıl kullan hani ve bu makine öğrenmesi algoritmalarında nasıl kullanacağımızı biraz manipüle etmemiz gerekiyor. Biraz düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bizim mesela algoritmamız aslında daha küçük alanlar üzerinde yorumlama yapan bu Deep Unit denilen bir mimari Deep Unit denilen bir mimari üzerinden gidiyor. Yani algoritmanın kalbi orası. Ve bizim genel olarak yaptığımız şey küçük alanları, sismik alanları yorumlayıp sonra onu birleştirecek başka algoritmalar üretiyoruz. Bu algoritmalar yani bu algoritmalar göreceli olarak daha az makine öğrenmesi kullanan algoritmalar. Yani bu çıktığı gördük. Ondan sonra şimdi bu çıktığı da gördük. Bunları nasıl birleştireceğiz? Yani bin bir türlü yolu var. Bunu da ayrıca kendi işte çözümlerimizde kullanıyoruz. Yani süreç olarak tabii mesela makine öğrenmesiyle alakalı yani bir geliştirme yapmak gerektiği zaman işte çok fazla literatüre bakmak gerekiyor. Yani sürekli işte nasıl anlatayım? Sürekli bu konularla ilgili araştırmalar yapılıyor. İşte jeofizikte birisinin bizim işimiz için Deep Unit kullandığını görüyoruz. Biz de Deep Unit'i bir kuruyoruz. Bakalım nasıl yani bir Deep Unit implementasyonunu kullanıyoruz ya da kendimiz implement edip kullanıyoruz. Bakalım nasıl çalışıyor. Yani onun dışında sadece jeofizik alanlarına da bağlı kalmıyoruz. Yani genel makine öğrenmesi literatüründe ya da başka literatürlerde mesela medikal alanda kullanılmış şeyleri de hani kendi algoritmamıza dahil etmeye çalışıyoruz. Yani sonuç olarak bizim hani yapmaya çalıştığımız şeye yani uygulama olarak benzemesine gerek yok ama algoritma olarak hani kullanabileceğimiz bir şeyler varsa başka alanlardan da gerekirse bilgiler çekip ona göre bir geliştirme yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Yani sadece bir alanda kalınmıyor bilgi çekilirken. Dediğiniz gibi sağlık sektöründen de bazı bilgiler çekilebiliyor. Onları Tabii işleyebiliyorsunuz sizin işinizde. araştırma yapmak biraz öyle bir şey. Yani şimdi hani bu alanda mesela bir şeyi daha iyi bir seviyeye getirmeye çalışıyorsak sadece bu konuda şey yapamayız. Yani sadece bir konuda hani sadece kendi konumuzda araştırma yapamayız. Yani diğer konulara da bakıp ondan sonra ve yani o konularda yapılan araştırmalardan kullanabileceğimiz bir şeyler var mı diye de sürekli kendimize sormalıyız ve ona göre çalışmalıyız diye düşünüyorum. Teşekkür Yani ediyorum. genel olarak öyle düşünüyoruz. Teşekkürler. Şu an benim aklıma bir soru daha geldi. Az önce hani mesela şey hakkında bir sorum var. Sizin rakip herhangi bir startup firmanız var mı? Başka bir ülkede olabilir, Norveç'te olabilir. Ya da bu fikri daha önce uygulamaya çalışan birileri var mı? Şöyle
Yani bizimle benzer işleri yapmaya çalışan firmalar var. Yani zamanında bununla ilgili çeşitli araştırmalar da görmüştüm. Hani bizim şirketten birileri araştırmıştı ama şu an çok hani bu konuda yorum yapacak kadar iyi hatırlamıyorum. Ama biz genel olarak rakibimizi bu makine öğrenmesi alanı yani şu an bu alan üzerinde çalışan şirketlerin geneli çok küçük. Onun için hani büyüme alanı çok büyük bir alan bu. Yani bizim yapmak istediğimiz aslında daha çok hani aynı işi yapan ve makine öğrenmesi kullanmayan yazılımları daha çok rakibimiz olarak görüyoruz. Yani çünkü şu anda bu alanda aslında çok ciddi miktarda yazılım var hala kullanılan. Ama yani bu petrol ve doğalgaz alanında çalışan şirketlerde yani en azından bu bizim yorumlamamız bu daha yeni teknolojilere geçmek konusunda biraz daha tutukluk var yani biraz daha bir gelenekçilik olduğunu söyleyebilirim. Yani bu bizim kullandığımız çalışıyor ki yani biz bunu niye şey yapalım diye düşünüyor ama işte bizim de iddiamız çok ciddi miktarda harcamalarının bu yazılım kullanılarak kısılacağı yönünde. Ve biz onun için hani bu yazılım yerine kullandıkları daha geleneksel yazılımları aslında hedefliyoruz rakip olarak. Ya zaten az önce de bahsettiğiniz gibi hani 500 bin dolarla 1 milyon dolar arası bir sanki indirme mi uygulamıştınız? Ha evet yani ya Hayır, umman. uygulamadık yani hedefimiz o. Ha, Şey hedefiniz o. Çok özür önümüzdeki dilerim. 5 sene içerisinde bu kadar harcamalarında bir azalmaya gitmesini bekliyoruz bu yazılım sayesinde. Ha, teşekkür ediyorum. Ayrıca şunu sorabilirim. Hani mesela şey de soracaktım ayrıca. CEO'nuzun bölümü neydi? Hani hangi bölümden mezun ve hani şu an nelerle uğraşıyor? Sadece. Bizim şu anda CEO'muz işletme mezunu. Bu şeyde Trondheim Teknik Üniversitesi tarzı bir ismi var, yerini de çok iyi hatırlamıyorum aslında. Yani güzel bir üniversite. Ben araştırdığınızda iyi bir yerde. İşletme mezunu aşağı yukarı benim yaşımda sanırım. Yani bir sene belki farklı. Bir sene daha yaşlı olabilir. Çok emin değilim. Şu anda şirkette hemen hemen yani satış pazarlama ile ilgili her şeyi aslında o yapıyor. Yani işte bizim bu ürünü satabileceğimiz şirketlerle iletişime geçiyor. Onun dışında bizim genel şirketimizin geliştirme konusundaki fikirleri hakkında geri bildirim alıyor bu şirketlerden. Bundan sonra satış yapmaya çalışıyor. Yani iletişime geçtikten sonra bizim böyle 7 basamaklı falan bir satış sürecimiz var. Yani işte her basamak o satmaya bir miktar daha yaklaştık anlamına geliyor. O basamaklarda ileriye taşımaya çalışıyor bizim iletişime geçtiğimiz şirketleri. Yani tabii onun dışında genel yönelim olarak ne yapmamız gerektiğini de yani belirlemeye çalışıyor. Ama tabii burada bir şeyden daha hemen kısaca bahsedeyim. Yani mesela yani bizim şirketimizde ama genel olarak belki bunu yani benim en azından Norveç'te gördüğüm diğer şirketlere de biraz daha şey yapabiliriz. Ya çalışanların etkisi şirket üzerinde çok biraz daha fazla oluyor diye düşünüyorum. Yani her zaman bir fikir alma, ondan sonra başka bir ikinci görüş alma çabası da var. Yani hani tabii ki kararı veren kişi kendisi oluyor ama bizim de hani çok bu hani şirketteki herkesin de bir karar verilirken genelde fikri soruluyor ve hani söyleyecek bir şeyi olan varsa da genel olarak dinlendiğini düşünüyorum bu konuda. Teşekkür ediyorum ayrıca. Ha, Bir pardon bir de şeyden daha bahsedeceğim. Yine bizim CEO'nun en önemli görevlerinden bir tanesi mesela finansal durumu da düzenlemek. Yani aynı zamanda tabii yatırımcı bulmak, ondan sonra finansal durumu düzenlemek falan. Yani sonuç olarak hani CEO biraz daha işin bu business tarafına bakıyor yani aslında onu özetlemek istemiştim ben. Yani hani geliştirme işi içerisinde değil de daha çok
İşte biz bunu kime satarız? Yani, tabii bu işlerin aslında hepsinin farklı departmanı da oluyor normalde şirketlerde, ama bu bizim sayı azlığımız da tabii hani bu kişinin üzerine biraz fazla yük binmesine sebep oluyor. Bunu da söylemek istemiştim en son. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Şey, ayrıca şeyi soracaktım. En başında siz aslında hani yüksek lisans uğraşıyorum tarzı bir şey demiştiniz. Peki neden hani ondan vazgeçip de böyle akademik kariyerden vazgeçip de sektörde çalışmayı tercih ettiniz? Hani aktif olarak kod yazmayı diyeyim. Güzel bir soru. Ben burada şöyle, şimdi ben mesela ODTÜ'de asistanlık yaptım. Yani 2 sene boyunca derslere girdim. Ondan sonra onun dışında işte araştırma yaptım falan. Hani onun dışında bölümde de ODTÜ bilgisayar mühendisliğinde de pek çok görevler yaptım. Yani aslında bunların çoğu gerçekten çok severek yaptığım şeylerdi. Özellikle derslere girmek, İşte hani birilerine bir şeyler öğretmek, hani sevdiğim şeylerdi. Ama ya akademik çalışmanın, hani akademik araştırma yapmanın, çalışma disiplininin benim açımdan çok, kendime çok uygun olmadığını düşündüm. Yani çok üretken olamadığımı düşündüm o disiplinde. Yani akademide birazcık daha şey gibi oluyor. Böyle bir konu oluyor ortada. Sonra onu alıyorsun, onunla istediğini yapıyorsun. Yani çok böyle ucu açık konular oluyor. Ya ben biraz daha böyle ne yapmak, hani biraz daha böyle ne yapmam gerektiğinin bana söyleneceği, hani daha belli hedeflerim olduğu. Ondan sonra ve böyle daha hani direkt olarak sonucunu gördüğüm konularda çalışmak istedim. Ve o yüzden sektörü geçtim. Ama yani akademide de mesela bu şekilde şeyler üzerine çalışanlar oluyor. Ya da direkt mesela daha soyut konular üzerinde çalışmayı seven insanlar da olabiliyor. Yani benim için hani ben kendi adıma akademide çalışmanın çok uygun olmadığını düşünüyorum. Ama yani akademide hani akademi çok kötü bir şeydir, aman sakın gitmeyin çalışmayın tarzı bir şey de söyleyemem. Benim çalıştığım konu şeydi. Bu ben asistanken işte çalıştığım proje beyin, ya böyle insanlar işte bir iş yaparken bir şeyleri çözmeye çalışırken, puzzle falan çözmeye çalışırlarken bunların beyin görüntüleri çekiliyordu. Biz o görüntüler üzerinden mesela işte puzzle çözülen işte puzzle'ın hangi aşamasında olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Yani şu an mesela yaptığı çözümü planlıyor mu, yoksa çözümü, yani gerçekten çözümün hareketini mi yapıyor, yani şey mi yapıyor, hani Evet. çözümün kendisini mi Erbil yapıyor, abi ayırmaya çalışıyorduk. Evet. şey, sanki birazcık bir internet sıkıntısı oldu da. Şu an Ha, şu an güzel gibi şey puzzle kısmında kaldı. bu işte puzzle'ın yani hangi aşamasında olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Hani şu an çözümü planlamaya mı çalışıyor? Hani kafasında çözüm mü kuruyor, yoksa çözümü uygulamaya mı çalışıyor? Mesela bu ikisi arasındaki farkı belirlemeye çalışıyorduk. Ya böyle hani ilgi çekici projeler, ama benim için çok soyut kalıyordu. Onun için hani daha böyle gerçekten hani de şey yani gerçekten kattığım değeri daha net olarak görebildiğim bir alanda çalışmak istedim. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Benim sormak istediğim sorularda bir şey daha vardı ama onu hemen bulabilirsem. Onun dışında istersen Erbil abi ben bunu bir araştırayım. Arada en kötü sorarım. Şey, seyircilerin sorularını alabiliriz izleyicilerin. Sana uyarsan. Tabii. Tamamdır o zaman. Alalım ilk soruyu. Alalım. Bulunduğunuz konuma gelene kadar makine öğrenimi ile ilgili edindiğiniz tecrübeleri aktarabilir misiniz? Bu alanda yoğunlaşmak isteyenlere spesifik tavsiyeleriniz var mıdır? Güzel bir soru. Yani makine öğrenmesiyle ilgili edindiğim tecrübeler, yani işte
Üniversitede hani makine öğrenmesiyle ilgili araştırma yapıyordum. Onun dışında yine yüksek lisans, lisansta ve yüksek lisansta makine öğrenmesiyle ilgili dersler aldım. Veya bu derslerin işte projeleri, yaptığım araştırmalar, o projelere yaptığım katkılar. Genel olarak tecrübelerim o yönde oldu. Yani tabii şöyle hani burada tabii bunları böyle ben kolay şeylermiş gibi anlatıyorum ama yani burada her projenin için işte oturup bir literatür taraması yapılıyor. Ondan sonra işte bir sürü makaleler okumak gerekiyor. O makalelerin içerisinden mantıklı olanları çıkarmak gerekiyor ki bence gerçekten çıkan makalelerin hani böyle önemli iyi bir kısmının böyle hani adam yazmış ama ben bunu bir daha tekrar edemiyorum tarzı bir sonuçlar çıkarabiliyorsunuz yani. Yani genel olarak ben hani şey yani bir tavsiye olarak hani genelde sadece hani öğren hani herkesin bence yani bu konuda gelişmek isteyen insanların çok fazla uygulama yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani uygulama dediğim işte proje. Yani projeler yapması gerektiğini düşünüyorum. Hani işte bir datayı alın, sonra o datada bir problem belirleyin, o problemi çözmeye çalışın. Yani proje dediğiniz bu oluyor. Ondan sonra hani ve işte çok ciddi miktarda okuma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu alan çok fazla gelişen bir alan. Sürekli yeni keşifler yapılıyor, yeni bulgular yapılıyor. Yani sürekli bu işte literatüre hani akademide hem akademik literatüre hakim olmak lazım hem de yani endüstride bunların nasıl kullanıldığına hakim olmak lazım. Yani öyle hani çok fazla gerçekten hani hem okuyarak hem de bu okulduğun şeyleri uygulayarak zaman geçirmek lazım diye düşünüyorum. Yani bir noktadan sonra rahatlanıyor ama oraya kadar çok çabalamak lazım. Ayrıca tabii bu bence biraz atlanıyor. Yani bu makine öğrenmesi işte derin öğrenme konularının altında yatan çok ciddi bir matematik var. Ve hani bu matematiği de yani tabii ki bu alanda hani ciddi ciddi çalışmak isteyen herkesin öğrenmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani özellikle istatistik bu konuda çok önemli. Yani istatistik çok önemli. Onun dışında işte böyle türev integral hani kalkülüs bilgileri de şey yapıyor. Yani genel olarak işe yarıyor diye düşünüyorum. Yeni soru geldi Erbil abi. Teşekkür ediyorum önceki için. Türkiye'de özel Aa, sektörde. Aynen. ha soruyu gördüm. Şey, Tamamdır o zaman. Türkiye'de özel sektörde makine öğrenimi alanında çalışmanın mümkünatı nedir? Bu alanda çalışmak istiyorsak yurt dışına çıkmak şart mıdır? Bence yani ben kendim çalışmadığım için aslında çok da bir şey söyleyemeyeceğim ama Türkiye'de yakın zamanda çok ciddi miktarda gerek sivil endüstride gerek savunma sanayi endüstrisinde bu konuda iş alanları genişlemeye başladı ve hani bu alanın genel olarak insan hayatına kattığı kolaylıkları da göz önüne alacak olursak bu gelişmenin geriye dönmeyeceğini düşünüyorum. Yani iş alanlarının artmaya devam edeceğini düşünüyorum. Ben yani onun için hani yurt dışına çıkmak şart değil. Yani bence Türkiye'de de bu alanda çalışmak için ya bu alanda çalışacak yer bulunabilir diye düşünüyorum. Yani şu an şey hani özel olarak hani şu şirket yapıyor, bu şirket yapıyor diye çok net bir şey söylemeyeceğim ama yani gördüğüm şirketler olduğunu hatırlıyorum Türkiye'de de bu alanda çalışan. Ve sayıları da artıyor. Yani. Tamamdır. Benim bu sorudan sonra ayrıca bir soru daha soracaktım da. Şimdi o zaman direkt sorayım. Tabii. Ayrıca hani takımınızda bir tane jeofizikçi vardı galiba, yanlış değilsem. Evet. Peki o jeofizikçi hani siz yazılımcılarla nasıl anlaşıyor ya da sizin yapmanız gereken hani yapıyorsunuz ama ondan nasıl bir feedback almanız gerekiyor? Bunu biraz anlatabilir misin? Tabii. Şimdi eninde sonunda biz
bir jeofizikçilerin kullanmasını beklediğimiz bir yazılım üretiyoruz. Yani bu jeofizikçilerin şu anda yapmakta oldukları işi kolaylaştıracak, onları ciddi miktarda kolaylaştıracak bir yazılım üretmeye çalışıyoruz. Ve bunun için yani biz bunu kendi kendimiz yazılımcılar aramızda konuşup üretemeyiz. Bir jeofizikçiden geri bildirim almamız lazım. Hatta o jeofizikçinin de biraz bize ne yapacağımızı da söylemesi lazım. Yani bu insanların ihtiyacı ne? Ondan sonra bizim işte arayüzümüzde nasıl ögeler olmalı? Bunların hepsi bunlar bir sorun. Tabii onun dışında mesela biz işte yaptık bir tane şey algoritma çalıştırdık. Yaptık yorumlamayı alakasız bir şey çıkardı. Yani onu bilmek için bir kalite kontrol sürecimiz olması gerekiyor. Yani bize genel olarak bu jeofizikçi arkadaşımızın getirdiği şey o. İletişim konusunda da kendisi gerçekten çok çalışkan birisi. Yani oturup biz işte ciddi ciddi programlama yapmayı öğrendi. Şu an hatta dönem dönem bizim backend'de bazı işlere de yardımcı oluyor. Ondan sonra hani şey aslında çok rahat bir şekilde iletişim kurabiliyoruz bu sayede. Çünkü hani o da biraz hani bizim yani programcılar olarak limitasyonlarımızın ve yapabileceklerimizin farkında oluyor. Ya tabii biz de bir miktar yani bu alanda çalışmamız itibariyle jeofizik kendimiz öğreniyoruz. Yani işte şey videolar izliyoruz, işte kitaplar okuyoruz falan filan. Yani birbirimize yakınlaşıyoruz o şekilde diyebilirim. Ya yani onun dışında tabii bizim işte proje yaptığımız şirketlerin ne istediğini anlamak açısından yani bizim proje yaptığımız şirketlerin ne istediğini anlamak falan konusunda da tabii kendisi çok yardımcı oluyor. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Sorum bitti benim. Makine Makine öğrenimi de öğrenme. alternatif. Ha, pardon, Yani. tamam. Okuyayım Senin mı? okuman Fark gerekiyor etmez. aslında onu. Yok, sen oku, ondan sonra şey yapalım. Tamamdır. Alternatif olarak çalışmak istediğiniz başka bir alan oldu mu? Yani şöyle istediğim gibi değil de işte burada daha fazla yönelmeye başladığım alanlar oldu şu an çalıştığım şirkette. İşte yani şimdi işte hem bizim backend API tarafında hem de frontend tarafında biraz daha böyle çalışmaya başladım. Hani aslında bir miktar böyle şey, full stack developer ayarında bir şeye dönmeye başladı şu an yaptığım çalışmalar. Burada biraz şey de etkisi oldu işte. Yani kaynaklarımızın kısıtlı olması bir miktarda bir süre özellikle hani ürünün kullanıcıya görünen kısmını geliştirebilmek için makine öğrenmesi tarafından bir miktar işte arayüz ve API tarafına kaynak aktarmamızın da bir katkısı oldu. Yani ben bu konuları aslında buraya geldiğimde çok iyi bilmiyordum ama hani bir bilgisayar mühendisliği eğitiminin de katkısıyla çok yani çok da uzun olmayan bir süre içerisinde bunları öğrenip bir üretim yapabilmeye başladım. Ama yani o şekilde hani şu an o konularda da çalışıyor olmaktan memnunum. Ama hani onun dışında çalışmak istediğiniz bir alan derseniz bilmiyorum. Bir dönem aslında simülasyonla uğraşmayı çok istiyordum ama ondan sonra hiç uğraşmadım o konuyla ilgili. Hani direkt makine öğrenmesiyle devam ettim. Onun için o konu hakkında çok yorum yapamayacağım. Teşekkürler. Django modülü ve TensorFlow modülü ile birlikte kullanarak YouTube'un çalışma mantığını taklit eden bir web sitesi çıkarmak mümkün müdür? Ya şimdi bu programlama dillerinde her şeyi yapmak mümkün. Yani Turing complete olduğu sürece yani büyük ihtimalle bu da mümkündür. Ama kolay bir şey midir? Değildir. Büyük ihtimalle de yapılamaz. Yani bunu yapabilen bir kod sekansı vardır. Ama hani YouTube'un çalışma mantığını taklit etmek dediğiniz yani YouTube'da kaç bin tane insan çalışıyor. Hani o sermayeyi bulursanız işte o server kaynaklarını bulursanız
Neden olmasın? Yani yani sonuç olarak büyük ihtimalle yapılama. Hani bir kişinin yapacağı iş değil ama işte böyle birkaç milyon dolarlık, belki birkaç milyar dolarlık bir sermaye bulunursa neden olmasın? Genel olarak vermek istediğiniz tavsiyeler. Güzel. Bunu düşünmüştüm ya. Bir saniye. Şey yapacağım. Tavsiye vereceğim. Şimdi genel olarak vereceğim tavsiye, ya şimdi zaten şeyi falan söylemeyeceğim. İşte programlama falan bilin yani. Hani orada iyi olun zaten de. Yani benim hani çalışma hayatında en çok katkısını gördüğüm bazı, yani bazı yeteneklerden, hani ya da yetenek demeyeyim de bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Mesela şimdi biz yani yazılımcılar olarak günümüzün çok önemli bir kısmını bir şeyler yazarak ve okuyarak geçiriyoruz. Şimdi bu konularda iyi olmak bence gerçekten bir yazılımcıyı böyle bir anda bir üst noktaya çıkartıyor. Yani yazılım bilgisi artmasa bile bir üst noktaya çıkartıyor. Yani mesela ben işte bunu çok geç uyandım. Hani bir sene önce falan başladım. Bu iyi klavye kullanmaya çalışmaya başladım mesela. Hani şu an hala çok iyi değilim de en azından biraz geliştim. Şeyi çok hani çıktı olarak, yani verdiğiniz çıktıyı çok arttırıyor bence. Çünkü hani sürekli kod yazıyorsun. Yani bir yandan nasıl klavyeyi kullanacağım diye düşünüp bir yandan kod yazmayı düşünmek çok efektif bir yol değil çalışmak için. Ya da aynı şekilde mesela çalışırken çok fazla şey okumanız gerekiyor. Bu sadece teknik doküman falan da değil. Yani sürekli olarak işte insanlarla yazılı iletişime geçmeniz gerekiyor. Ve hani ben günde, yani ya ben günde kafadan hani 5-10 bin kelime en azından okuduğumu tahmin ediyorum. Belki daha fazla yani. Hani ya bunları mesela daha hızlı yapabilmek, hani okuduğunu anlamak ve daha hızlı bir şekilde okuyabilmek bence çok önemli bir yetenek bir yazılımcı için. Ve bunlar hani çok fazla bahsedilmiyor bence şeylerden hani konuşulurken. Ya yani onun dışında işte şu an genel olarak öğrenci olan bir gruba konuşuyorum. Onun için hani ben şahsen genel olarak öğrencilerin her derse, bu özellikle yazılımla ilgili dersini çok ciddiye almalarını ve iyi öğrenmelerini tavsiye ederim. Ya burada şöyle bir şey var. Ya mesela ben front-end'de çalışacağım. Niye computer architecture bileyim falan tarzı konulardan bahsediyorum. Yani genel olarak hani çok temel konularda, yani bilgisayar mühendisliği müfredatına konulan konularda bence bilgi sahibi olmak ve iyi bir bilgi sahibi olmak çok önemli. Çünkü yani kullanılıyor. Ben işte şimdi front-end'de çalışıyorum mesela. Ama işte hani algoritma, işte computer architecture falan tarzı bilgilerimi kullanarak, yani o altta çalışan yapının nasıl çalıştığını bilerek çok ciddi optimizasyonlar yapabiliyorum. Hani daha hızlı çalışıyor yani. Yani daha hızlandırıyorum bir şeyleri mesela hani. Ama işte bunu mesela şeyde öğretmiyorlar. Atıyorum 3 aylık JavaScript kursu aldığınız zaman öğretmiyorlar bunları hani. Üniversite olmanın farkı biraz da o. Yani siz bilgisayar hakkında çok ciddi bir bilgi alıyorsunuz, geniş bir bilgi alıyorsunuz ve hangi alanda çalışırsanız çalışın o geniş bilgi kaynağını oraya adapte edebilirsiniz. Yani onun için ben şahsen bu hani bu dönemi bu konuda, yani bu konuda iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani öyle ya. Onun dışında işte tabii mesela yine bilgisayarla ilgili konuşulduğu zaman çok fazla bahsedilmiyor, bu yazılımcılarla ilgili konuşulduğu zaman. Ya iletişim yeteneğinin bir yazılımcının çok üst düzey olması lazım. Yani bu dönemde özellikle hani bir konuda çalışan, hani yani bir takımda çalışmadan düzgün bir yazılım çıkarılmıyor bu dönemde artık. Hani öyle bir şey yok. Hani ya çıkarılır da hani 1.000 kişiden bir tanesi yapsın onu yani. 1.000.000 kişiden bir tanesi yapsın. Yani onun için hani iletişim becerisinin üst düzey olması çok önemli. Bu hani sadece yani bu hem şey, yani karşındaki insanı iyi bir şekilde anlama, efektif bir şekilde ne demek istediğini anlatma konusunda, hem de mesela şey hani ne bileyim çalışırken yani arada sırada ne bileyim hani ne kadar ciddi olacağını
ne kadar ciddi olacağını ölçmeye kadar yani mesela bazen hani ciddiyet gerektiren ortamda ciddiyet ama bazen de mesela ortamı yumuşatmayı bilmek hani işte iletişimi hani akıcı hale getirmek tarzı şeyler hani ya bu tarz yeteneklerin bence iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Hani buna nasıl çalışılır ya da nasıl yapılır bilmiyorum. Hani ben de iyi miyim onu da bilmiyorum ama yani iletişim yeteneği bence gerçekten yine yazılım yani mühendislerinde çok az görülen bir şey. Ya onun dışında hani makine öğrenmesi özelinde de dediğim gibi mesela bence işte bu konunun altında yatan yani konunun kendisini hani derin öğrenmeyi öğreneceksiniz bir şekilde. Ya da yani çalışan kişiler, yani bu konuda çalışacak kişiler öğrenecek. Bunun altında yatan istatistik, matematik, ondan sonra bu ve hani istatistiksel, matematiksel modelleri bence iyi bir şekilde öğrenmek yine hani sizi şeye getiriyor. Yani işte rastgele bir şey yapan kişiyle doğru bir şey yapan, hani daha doğruya yakın bir şey yapan kişi arasındaki farkı onu biliyor olmak oluşturuyor bence. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı Erdem? Yani sanırım yok ya iyiyiz. Yani ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Güzel bir konuşma oldu. Yani Biz teşekkür umarım ederiz asıl yani görürüz. siz geldiğiniz için, zaman ayırdığınız için. O biraz seyircilerin tabii kanaatine bırakılacak bir şey. Ama öyle yani gönül isterdi ki bir böyle amfi falan gibi bir yerde buluşabilelim. Ondan sonra korona olmasın. Ben de bir yıldır Türkiye'ye gelemedim korona yüzünden. Ondan sonra öyle ama yapacak bir şey yok. Şu anki koşullar bu. Bu şekilde yapmamız gerekiyor. Anladığım kadarıyla pazartesi günde döneminiz başlıyormuş Atılım Aynen öyle. Üniversitesi'nde. Herkese başarılar dilerim. Yani Teşekkürler. pandemi döneminin zorluğunun farkındayız ama işte dediğim gibi yapacak bir şey yok. Elinizden geleni yapmanız lazım. Teşekkür ediyorum ayrıca. O zaman sonlandıralım yayınımızı. Şöyle.